Yükselgen basama bulma ile ilgili ÖSYM tarzı sorulardayız. Standart soruları çözdün. o sorulara benzer şekilde sorular olacak. Sorularımıza başlayalım. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinde altı çizili atom yükselgen basama yanlış verilmiştir denilmiş. Şimdi A şıkkında klora x dersek oksijen eksi 2, e bak 2 şuradan geliyor. 1 de burası olacağı için burada x'in yükü artı 1 olacaktır. Dolayısıyla burada verilen doğrudur. PO3'e bakacak olursak fosfora şöyle x dersek oksijen de eksi 2 olacaksa 1 kere x x 3 kere eksi 2 eksi 6 eşittir. İyon yükü eksi 3 olduğu için eksi 3'e eşitliyorum. x eşittir buradan 3 artı geliyor. Burada artı 5 denilmiş bu ifade hatalı. C'ye bakalım. Burada klor x dersek oksijen eksi 2 e, sodyum ise artı 1 grubunda olacak. Çünkü 1A grubu elementi. Dolayısıyla bunu hesaplarsak şurada hesaplayalım bunu. 1 artı x eksi 2 eşittir 0 diyeceğim. Buradan x değerim 1 artı olarak gelmesi lazım. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. D seçeneğine bakalım. Burada hidrojen artı 1 yükünü alacak ki kükürdün altında 1 var. 2 de buradan geleceği için kükürdün yükü eksi 2'dir derim. Bu ifade doğru. E'ye bakalım. Mangana x dersek oksijen eksi 2. x 4 kere eksi 2. Eksi 8 eşittir. Eksi 1. x buradan 7 artı olarak gelir. Bu da doğrudur. Yanlış olan cevabımız B seçeneği olur. cr 2 on ile CROM taciklerindeki kromun yükselken basımı artı 6'dır denilmiş. Şimdi buna göre sorulara bakalım. Şimdi birinci bileşikte ben ee, artı 6 dersem kromu oksijen eksi 2. 2 kere 6 12 olacak. 2 kere n eksi 2 n eşittir iyon yükümüz eksi 2. Eksi 2 n eşittir eksi 14. Buradan n değerimiz 7 gelecektir. Eksi 2'ye bölünce. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru. M değeri 4'tür demiş. M değerini bulalım. Şimdi burada krom yine e, şöyle kırmızıyla yapalım onu da. Artı 6 yük. Oksijende eksi 2 yük. 1 kere 6. 6. M kere eksi 2. Eksi 2 M eşittir. Eksi 2 eksi 2 M eşittir. Eksi 8. Her iki tarafı eksi 2'ye bölersem M değerimiz de 4 olarak çıkar. Dolayısıyla ikinci ölçülümüz de doğrudur. CR2ON'nin toplam atom sayısı CROM'nin toplam atom sayısından fazladır. Şimdi biz bunu ne bulduk? CR2O7 2 eksi. Öbürünü ne bulduk? CRO4 2 eksi. E bunun toplam atom sayısı 9, bunun toplam atom sayısı 5. Dolayısıyla birincisinin tabii ki toplam atom sayısı daha fazladır. Doğru cevap E seçeneği olur. XO4 2 eksi iyonunda X atomu yerine hangisi kaç tanesi gelebilir denilmiş. Şimdi önce bir XO4'e bir bakalım. XO4 2 eksi de X'in değerine bir bakalım neymiş. X'in değerine ben M dersem burası eksi 2. 1 kere mm 4 kere eksi 2 eksi 8 eşittir eksi 2 diyeceğim. O zaman buradan m değerim artı 6 geliyor. Şimdi hangisi artı 6 yük alabilir? Kükürde bakarsam 2 8 6 diye açılır. Burası 6a grubudur. 6a grubu artı 6 değerini alabilir. Dolayısıyla birinci öncülü alıyorum. İkincisine bakarsam mangan şöyle argon 18'e göre açılış yaparsak. 4, S2, 3, D5 ile biter ki bunun değerlik elektron sayısı 7'dir. D orbitali ile bittiği için değerlik değişken değerli elementler alabilir. Dolayısıyla artı 7'ye kadar değişken değerlik alabiliyor. Ee, burada da yazmış zaten bak ne diyor. Artı 2, artı 3, artı 4, artı 6 ve artı 7. Artı 6'yı da alabildiği için bunu alıyorum burada dikkat etmen gereken bazı değerleri alamıyor. Mesela artı 5 yükselken basamağı yok. Hani bunlar bilmen gerekiyor mu? Bazılarını bilmen gerekiyor işin açığı. Şimdi kroma bakalım. Krom 18. Argon'a göre açarsam küresel simetrik yapı vardı. 4S1, 3D5. Bu da değerli elektron sayısı 6 olduğu için ve geçiş elementi olduğu için artı 6 maksimum yükselken basamağını alabilir. E, kulara bakarsak 2, 8, 7 diye açılır. 7A grubunda bir halojendir şimdi burada şunu söylemek istiyorum işin açı. Bazen hani sorular bize konunun dışında, konunun bize vermesi gerekenler dışında bilgiler verebilir. burada klorla ilgili de bunu söyleyebiliriz. Şimdi klor evet eksi bir ile artı ile arasında değişken değerlik alabilir diyoruz ama klor ve brom iot da öyle yani halojenler tek sayılar alabiliyor. Yani mesela artı 2 değerini çok fazla alamıyor klor ya da artı 6'yı alamıyor. Alacaksa artı 1, artı 3, artı 5 ve artı 7'yi alıyor. Şimdi burada e, dikkat edersen çözümde belirtmiş bak. E, alabileceği değerler eksi 1 çok alır. Artı 1, artı 3, artı 5 ve artı 7. Yani aradaki o çift sayıları alamıyor. Hani diyeceksin ki ben bunu nereden bileceğim? İşte bu soru sana bunu öğretti işin açı. 7 adı ama tek sayılar. Artı 1, artı 3, artı 5 ve artı 7. Hani konu anlatırken ee, bunu bazen hani söylemeyi unutuyoruz. Hani, art, eksi 1 ile artı 7 arasında değişken değerlik alır diyoruz ama e, hepsini de söylemek mümkün değil. Mesela mangan da öyle işte artı 5'i alamıyor örnek veriyorum. Ya da işte kroma baktığın zaman mesela artı 4 artı 5 değeri bak gördüğün gibi yok mesela alabilecekleri bunlar. Ama belli başlı şeyleri bilmende de fayda var. Dolayısıyla klor bunlardan biri klor artı e, yük alırken çift sayıları alamıyor bunu söyleyelim. Flora bakarsak 2-7 ki flora en elektronegatif atom olduğu için 7A'nın ilk üyesi olduğu için bileşiklerinde sadece eksi bir değerini alabilirdi hatırlarsan. Dolayısıyla bu da getirilemez. Doğru cevabımız C seçeneği olur. Yukarıda numaralandırılmış bileşiklerde oksijenin aldığı yükseltme basamağı için sırasıyla en büyük ve en küçük değerler hangisinde doğru olarak verilmiştir denilmiş. Şimdi burada e, yük, e, oksijen elementel halde yükü sıfır. Onu söyleyelim. of 2 bileşiğini anlatırken konu anlatımda vurgulamıştık. Oksi, sadece eksi bir değerini alır bileşiklerinde. O zaman buradaki iki oksijenden geldiği için burada oksijen artı iki değerini almıştır. Yani şuradaki yükü sıfır, şuradaki yükü iki artı. Bu bir peroksit. iki iki olduğu için şurası artı, şurası eksi olduğu için buradaki yükü bir eksi. Şurada da oksijen eksi iki değerini alacaktır. Çünkü hidrojen artı bir değerini almış. Buradaki yükü eksi iki. Şimdi en büyük değer artı iki ile OF2. En küçük değerse eksi 2 ile su. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneği olur. Altı çizili elementlerin yükselken basıma aşağıdaki bileşlerden hangisine yanlış verilmiştir denilmiş. Şimdi birincisine bakarsak amonyum klorürde e, klor eksi 1 değerlik alacak. Amonyum iyonu ise şurada artı 1 değerlik alır iyon hali. Yani şöyle düşün, e, NH4 şöyle artı yüklüdür. Artı bir eşleyeceğim yani azota x dersem hidrojen artı bir yük alacak x artı 4 kere 1 4 eşittir artı 1 diyeceğim. Buradan x değerim 3 eksi olarak gelir. Burada 3 artı denilmiş ifade hatalı. Şimdi potasyum permanganata bakalım. Bak potasyum permanganatta MnO4'te burada potasyum artı 1 yük alıyor. Oksijen eksi 2 yük alıyor. Mangan x 1 kere 1 1 1 kere x x 4 kere eksi 2 eksi 8 eşittir 0. X buradan artı 7 değerini alır. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Şimdi sodyum siyanüre bakalım. Sodyum siyanür. Sodyum artı 1 yük aldığı için şurada siyanür eksi 1 yük alacak. Şimdi e, konuyu anlatırken son madde olarak bunu anlatmıştık hatırlıyorsan. Siyanür örneği vardı orada. 2 ametal varsa bilmiyorsan ikisine değerlerini burada anlatırken. Elektronegatifli yüksek olan atom negatif değer alır demiştik. Şimdi karbon 4A'da azotsa 5A'da olduğunu biliyor olman gerekiyor. ve burada 5A'nın elektronegatifi daha yüksek olduğu için azot daha elektronegatif olduğundan eksi değer alır. E azot 5A grubunda olduğu için eksi 3 değerini alacak. Şimdi buna göre bulmamız lazım ama siyanürü biraz aslında ezberlersen iyi olur. Burada siyanürde karbonu biz artı 2 olarak hesaplayacağız. Şimdi nasıl hesaplandı sana göstereyim. E şimdi karbona biz x dersek Burada azot daha elektronegatif olduğu için ben ona eksi 3 diyorum. Çünkü azot 5A grubunda. Oktayet almak için 3 tane elektron alması lazım. Burada x eksi 3 eşittir. Eksi 1 diyeceğiz. Eksi 3'ü bu tarafa atarsak x değerim 2 artı olarak gelir. Yani buradaki karbon yükü doğru hesaplanmıştır deriz. Şimdi bakır nitrata bakarsak. Bakır 2 nitrata. Şimdi burada bakır şöyle taşıyalım. Burada bakır artı 2 değerini almış ki şu böyle gelmiş. Bakırın altında da bir şey yok. O zaman nitratın yükü eksi 1 olmalı. Azota x dersek oksijen de eksi 2 ise ben bunu eksi 1'e eşitleyeceğim. Dolayısıyla 1 kere x x 3 kere eksi 2 eksi 6 eşittir. Eksi 1 x eşittir. Artı 5 yükünü alır. D seçeneği de doğrudur. E'ye bakalım. Potasyum dikromat. Burada kroma x dersem oksijen eksi 2 potasyum ise artı 1 2 kere 1 artı 2 artı 2 kere x 2 x art eksi 14 eşittir 0. Buradan x değerim 2x değerim 12 x değerimse ise e, artı 6 gelir. Doğru cevabımız A seçeneği olur. Aşağıda verilen bileşik çiftlerinden hangisinde altı çizili elementlerin yükselken basamağı aynıdır denilmiş. Şimdi burada e, fosfora x dersek hidrojen artı bir yükünü alır. Oksijen eksi 2 yükünü alır. Hesaplayacak olursak 1 yani 3 kere 1 3 olacak. 3 şöyle 3 artı x eksi 8 eşittir 0. x buradan artı 5 değerini alır. Burada oksijen eksi 2 olduğu için 2 kere 2 eksi 4 ise dengeleyecek kuvvet artı 4'tür. Dolayısıyla burası artı 4'tür. Burası artı 5'tir. Aradığımız cevap bu değil. Şimdi B'ye bakalım. E, amonyum klorürde klor eksi az önceki soruda aslında hesaplamıştık burada. E, azota eksi dersek hidrojen artı 1 olacak. Ama amonyum yükü şurada artı 1. Artı 1 eşitleyebilirsin. Dolayısıyla burada e, x artı 4 eşittir 1 olur. x buradan eksi 3 değerini alır. Şurada da oksijen eksi 2 olduğu için e, 2 buradan gelmiş. 3 de buradan gelecek. Burası da artı 3. 1 eksi 3. 1 artı 3 olduğu için bura aradığımız cevap değil. Hidrojen siyanüre bakalım. Şuraya taşıyalım hidrojen siyanür. Şuna x dersek şurası eksi 3. Daha elektronegatif olduğu için burası artı 1. 1 artı x eksi 3 eşittir 0'dan. x buradan 2 artı yükünü alır. Burada bakır e, oksijen eksi 2 yük aldığı için bakır burada artı 2 yükünü almıştır. Her ikisi de artı 2 yük olduğu için şurası da artı 2 yüktü karbon. Dolayısıyla bu aradığımız cevap olacaktır. E, burada K2 MnO4 var. Onda bir bakalım. Mangana x dersek burası artı 1 burası eksi 2. 2 kere 1 2. 1 kere x artı x. 4 kere eksi 2 eksi 8 eşittir 0 diyeceğim. x buradan artı 6 yükünü alırken. E, C, L, o, 4e bakarsak x artı 1 eksi 2 dersek 1 artı x eksi 8 eşittir sıfırdan x buradan artı 7 değerini alır. 1 e artı 6 öbür artı 7 olduğu için bu da aynı değildir. E şıkkına bakalım. karbonik asitteki karbona bakalım. Şuraya hesaplayalım onda. da. H2CO3'teki x dersek artı 1 eksi 2. 2 kere 1 2 x eksi 6 eşittir sıfırdan burada x değerim artı 4 gelir. Diğerine bakalım co 3 2 eksi dersek 3 kere 2 eksi 6 ise buranın yükü artı 6 olur. Birbirine eşit çıkmadığı için bunu da alamıyorum. O halde doğru cevabımız C seçeneği olur. Evet. Yukarıdaki bilgilerde karbon atomunun yükselken basamağı aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir denilmiş. Şimdi karbon az önce hesapladık siyanürde ama yine hesaplayalım her defasında. Eksi 3 olacak. Burası daha elektronegatif olduğu için x diyeceğim. 1 artı x eksi 3 eşittir 0'dan. Buradan x 2 artı gelir. Dolayısıyla 2 artı aradığım cevaplardan biri. CH4'e dikkat et. Burada hidrojen artı 1 yükünü alırken yani buna x dersem x artı 4 eşittir sıfırdan x buradan 4 eksi değerini alır. Dolayısıyla eksi 4 yük. Şunlar doğru. H2CO3'e bakacak olursak da karbonik asitte karbona x dersem burası eksi 2 burası artı 1. 2 artı x eksi 6 eşittir sıfırdan buradan x eşittir 4 artı değeri gelecektir. Karbon gördüğün gibi hep değişken değeri kalmış. Doğru cevap D seçeneği olur. Tepkimesinde altı çizili elementlerin yükselkemi basamakları toplamı hangisinde hangi hangisidir denilmiş. Şimdi amonyum nitrata bakarsak şurada amonyum nitrat. Şimdi amonyum artı bir yüklü nitratsa Eksi 1 yüklü iyondur. Bunlar bir araya gelmiş bu şekilde. Yani buradan nitratın eksi 1 yüklü olduğunu ya da amonium artı 1 yüklü olduğunu bilmen gerekiyor işin açığı. Şimdi buradan hesaplarsak şuna x dersek şurası artı 1. E, x artı 4 eşittir artı 1 diyeceğim. x buradan 3 eksi yükünü alır. Şuraya x şuraya 2 dersem x 6 eşittir. Eksi 1'den x eşittir 5 artı yük alır. Şurada hidrojen klorürdeki de klor da eksi bir yükünü aldığını biliyorum. Çünkü karşısında bir ametal var. Ametallerle eksi bir değerini alacaktır. Çünkü hidrojen artı bir değerini alıyor. Dolayısıyla burada klor da eksi bir değerini alıyor. Eksi üç eksi, artı beş daha artı iki eksi bir daha artı bir sonucuna ulaşırız. Doğru cevabımız D seçeneği olur. Son sorumuzda alüminyum XO4 bileşindeki X'in yükselkeme basamağı sorulmuş. Şimdi şuraya dikkat etmeni istiyorum. Alüminyum XO4 3 denilmiş. Bak şurada iyonik bağlı bileşiklerdeki şu 2 nereden geliyor? Çaprazdan yani şuradan. Demek ki benim iyonumun yükü kaçmış? Eksi 2. Bu 3 de zaten alüminyumun yükü. O zaman ben şuraya taşırsam şunu. XO4 2 eksi iyonu. O zaman X'in yüküne de ben ne edersem oksijende eksi 2 ise n eksi 8 eşittir eksi 2 olur. x eşittir artı 6 olacaktır. n değerim artı 6 olacaktır. Doğru cevabımız e seçeneği olur. Evet ÖSM tarzı sorularımıza standart sorulara benzer şekilde geleceğini söylemiştim. ve bu da bu şekildeydi. E, 3 aşağı 5 yukarı zaten aynı şeyleri yapıyoruz. E, bundan sonraki konu başlığımız olan redoks tepkimelerde denklem renkleştirme göreceğiz. Bu kısımda zaten bunu çok pratik şekilde hızlıca yapıyor olmanı istiyorum. Çünkü bunlar hızlıca olmazsa sorularda zaman kaybederiz. bu da isterimiz bir şey değil tabii ki. Hem doğru bir şekilde hem hızlı bir şekilde soruları çözebiliyor olmanı istiyorum işin açıkçası. E şimdi konu pekiştirme testiyle bir tık daha böyle olayı pekiştirelim, daha fazla ileriye götürelim. Konu pekiştirme testinde görüşürüz.